yalnız bırakın. Ben Almanya'dan oğlum geldi diye çocuklar gibi sevinip ele güne karşı övünürken şu senin yaptığına bak. Hadi verdiğin zarar ziyandan geçtik. Onca köylünün içinde itibarımı beş paralık etmene ne demeli? Ama baba... Aması maması yok. Bu zamana kadar başım hep dik gezdim. Herkesten saygı gördüm. Lakin görürüm ki Almanya sana bazı şeyleri unutturmuş. Ama ben öğreteceğim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Eşref Ağa'yım ben. Eşref Ağa! Şerefim, itibarım var benim Halil. Evet, eskiden Eşref Ağa'ydı. Doğruydun, cömerttin. Haklının yanında, haksızın karşısındaydın. Ne oldu sana böyle? Yine öyleyim ama insanlar nankör. Ne istediler de vermedim. Git sor. Borç isterler Eşref Ağa. Traktör isterler Eşref Ağa. Hastalarına, düğünlerine koşarız. Kıymet bilen kim? İşleri güçleri arkamdan dedikodu yapmak. Veriyorsun, tamam. Ama tefecilikle 3-4 katını geri alıyorsun. Köylü neredeyse donuna kadar borçlu. Sen değiştiğinin farkında bile değilsin. Eskiden bu kadar malımız mülkümüz yoktu belki. Ama mutluyduk, huzurluyduk. Haram lokma geçmezdi boğazımızdan. Şimdi yediğim her yemekte acaba kaç kişinin ahı var diye... Düşünmekten lokmalar boğazıma diziliyor. Hiç Allah'tan korkmuyor musun baba? Dur, dur sen. Babası sürtsün burnunu biraz. Bu kadarla kurtulacağını zannedecek ama... asıl darbeyi arkadan indireceğim. Can evinden vuracağım onu, göreceksin. Benim de bir sürprizim var anne. Meraklanma. Geldiği gibi defolup gidecek buradan. Nerede gidip duruyorsun? Bebek uyandı. Halil abi. Gel. Yemeğini getirdim Halil abi. Sağ ol yenge. Acıkırsam yerim. Halil abi. Efendim. Bizimkiler senin hakkında iyi konuşmuyorlar. Dikkatli ol. Olurum yenge. Sağ ol. Canım anneciğim, canım babacığım. Biliyorum mektubumu sevinçle alacak, gözyaşıyla okuyacaksınız. Çok şükür görev yerime sağ salim geldim. Küçük şirin bir köy. Bu kendi evimde ilk gece. Minik ama sevimli odama alışmaya çalışıyorum. Bugün okulumu gezdim. Biraz bakıma ihtiyacı var. Sanırım muhtar halledecek. Pazartesi okullar açılıyor. Henüz öğrencilerimle tanışmadım. Şimdiden çok heyecanlıyım. İlk günler sanıyorum biraz zor geçecek gibi ama... daha sonra güzel günlerin geleceğine inanıyorum. İşte böyle. Sizleri daha şimdiden çok özledim. Fırsat buldukça yazacağım. Sevgiler, Leyla.
çabuk ol. Tamam. Eşref ağa, bildirdin mi ona haddini? Anladı mı senin büyüklüğünü, yaptığı ayıbı? Bildirdim, bildirdim. Kasabaya gideceğim. Belki yeni bir film gelmiştir. Sinemaya gideriz, gelsene. Boş versene. Benim artistim sensin. Sinemayı ne yapacağım? Ay sahi mi? Senin artistin benim ha? Bu çok hoşuma gitti. Al şunu. Kendine bir şeyler alırsın. Eh, ağanın eli tutulmazmış. Kesene bereket ağam. Dayadım sırtımı yamaçlarına, gönlüm sevdalıydı yer dağ başlarına, beni gün derdiler daracına, derdime dermanım ol sana dağlayar. Beni gönderdiler daracına, derdime dermanım ol sana dağlar. Derdime derman üzeyin dağlar dağlar, katlime ferman üzeyin dağlar dağlar, yürekte sevdamsın dağlar dağlar, sen beni saklarsın dağlar. Derdime derman üzeyin dağlar dağlar, katlime ferman üzeyin dağlar dağlar, yürekte sevdamsın. Selam aleyküm Halil kardeş. Aleyküm selam aşık. Hayrola, güneşle randevun mu vardı sabah sabah Halil kardeş? Öyle say, uyuyamadım. Peki ya sen? Dağa taşa, kurda kuşa mı söylersin türkülerini? He ya, insanların anlamadığını onlar anlıyor. Şifalı ot topluyorum. Her sabah gezerim bu yamaçları. Gönül derdine de deva var mı bu otların içinde? Ah kardeşim ah! O devayı bulabilseydim ne işim var benim buralarda? Hiç bırakabilir miydim buralarda? Oğlum bak, alın. Tatlı yiyin, acı söz söylemeyin, tamam mı? Melek bunlar, melek, melek. Al, 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 sana da, al, sana da, hadi al, sana da, sana. Hadi bakayım, al bakayım. Tabii, tabii, ha, tabii vereceğim.
Tabii. Bir de veriyorum. Sana da vereceğim şimdi, dur. Halil Bey. Gelsenize. Merhaba Halil Bey. Merhaba Leyla Hanım. Nasılsın muhtar emmi? Sağ olasın Halil. Öğretmen hanımla okulu dolaştık. Boya, badana, bakım, tamir işleri var. İki gün sonra da okullar açılıyor. Ne yapsak bilmem ki. Benim yapabileceğim bir şeyler varsa tabii ki. Elimden geleni yaparım. Size zahmet olmayacaksa çok sevinirim. Ben de yardım ederim. Tamam o zaman. Ben gidip ne lazımsa temin edeyim. Yarına hepsi hazır olur. Çok sağ ol muhtar amca. Her şey için çok teşekkür ederim. Adın ne? Gül Ahmet. Ya senin? Hatice. İkiniz de okula geleceksiniz değil mi? Bilmem ki. Nasıl bilmezsiniz? Geleceksiniz tabii. Bizim defterimiz, kalemimiz yok ki. Olsun. Babanız alır. Bizim babamız yok ki. Bizim babamızı ırmak yuttu. İsmet'in çocukları bunlar. Babaları geçen gün ırmakta boğuldu. Güzellerim benim. Üzdün mü sizi? Emine abla, kurban olayım abla, bir haber ver. Kaç gündür meraktan ölüyorum. Halil nerelerde Emine abla, iyi mi? Eşefağının tarlasını yakmış dediler. Neler oldu Allah aşkına? Hiç sorma. Sorma bacım, sorma. Dün akşam öldüm dirildim. Çocuğa bir şey yapacaklar diye. Yapmadılar değil mi? Yapmadılar da iyiliklerinden değil. Anaol bir şey planlıyorlar gene. Ne planı? Bir şey duydun mu? Çok az duydum bizim adamın konuşmasını. Defolup gidecek diyordu anasına. Aman Allah. Maşallah ebe kadın. Kızın da pek amarat. Sen onun böyle pervane gibi olduğuna bakma. Sana böyle. Yoksa yerinden kıpırdadığı yok. Aman anne, uğraşma benle. Ne uğraşacağım seninle? Bütün gün elinde dergi, ya sayfa çevirir ya da aynanın önünde süslenir. Kız, yarın kasabaya gidiyorum, gelmek ister misin? Sahi mi? Ay vallahi çok iyi olur. Ben de gitmek istiyordum zaten. Hem anam da gelir. Dört ayak üstüne düştün zilli. Gidelim bakalım. İşin gücün gezmek zaten. Hadi eve kadın, şu falıma bakıverelim. Daha soğumamıştır ama. Çok vaktim yok, bakıver işte. Peki. Müşken Hanım, için çok sıkılmış. Hanende bir sıkıntı görüyorum. Hayırdır inşallah. Hayır ya, hayırdır inşallah. Ama üzülme. Yakında ay doğuyor. Bak, görüyor musun? Sanki bir de yol var gibi. Ama sen misin, yoksa hanenden başka birisi mi, anlayamadım. Bir erkeğe benziyor. Olur inşallah. Bu yaştan sonra bir de kahveci çırağı olduk, iyi mi? Hesap yapıyoruz be oğlum. İdare ediver azıcık. Bu kıtlıkta çay, şeker almak kolay mı zannediyorsun? Şekerden çok ne var be Nuri? Adamını bileceksin. Beni göreceksin, anlayacaksın. Al bakalım. Salak. Ya muhtar mıyız? Sizin de tıraş vaktin gelmiş. Aynaya bakmıyor mu hiç? Doğrayacak adam arıyorsun galiba Keko. Abartıyorsun ama. Halil gel yeğenim. Selamünaleyküm. Nasılsın muhtar? Gel. Hoca hanımın evi için malzemeleri hazır ettim Halil. Ne dersin? Yarın işe koyuluyor muyuz? Yarın mı? Peki. Olur muhtar emmi. Öğretmen de fena değil hani. Bu yaştan sonra okula mı başlasak, ne yapsak? Kazık kadar adam oldun, hala uslanmadın. İşine bak sen. Ne kızıyorsun ki baba? Bir diploma daha alsak fena mı olur yani? Doğru.
Kasabaya yolcu taşımak için iki diploma lazım tabii. Sen ne yapıyorsun lan orada? Hiç. Çay dolduruyorum baba. Yakalandık. Muhtar, kış bastırmadan şu caminin akan yerlerini bir onarsak diyorum. Aklımda hocam. Okul için malzeme ayarlarken burayı da düşündüm. Bir ara o işi de hallederiz. Sen nasıl oldun Hasan amca? Kasabaya doktora gitmişsin diye duydum. Bu yaştan sonra nasıl olalım be imam? Hastalıkların biri bitiyor, biri başlıyor. İyisin, iyisin. Evelallah cümlemize taş çıkartırsın. Hadi canım sen de. Görünen köy kılavuz istemez. Hayırlı akşamlar Hasan amca. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar muhtar. Hayırlı akşamlar imam efendi. Buyur. Hadi muhtar hayırlı, hayırlı akşamlar. Selamün aleyküm. Aleyküm selam kardeşlik. Evin arkasına çekeyim dedim. Benzini yokmuş. Bir kaza geldi başına. Bir daha gelmesin. Canın sağ olsun. Kaza sırasında içinde olmak da vardı. Hepimiz zaman zaman hata yapıyoruz. Aile içinde olur böyle şeyler. Sıkma canını. Hani müşbinim oğlum? Maskara seni. Gülersin değil mi oğlum? Selamın aleyküm. Aleyküm selam. Gel bakalım. Ayşe'cim, gel. Hadi sen kalk bakalım, biz oturalım. Kendim benim. Baba. Ne var kızım? Bir gün okul açılıyor. Ne yapalım açılıyorsa? Bana yeni önlük alınacaktı. Çantam da eskidi. Müjgan bak, Ayşe ne diyor? Duydum. Yarın alışveriş için kasabaya gideceğiz. Ne lazımsa alırım. İyi. Benim de kasabada uğramam gereken yerler vardı. Alırız. Kasabada bildiğin bir tamirci var mı? Niçin? Araba. Yaptırırız. Sofra hazır. Buyurun. Çocuklar hadi buyurun. Kız ne iyi ettin de geldin Zehra. Sıkıntıdan patlıyordum vallahi. Neşeli olsaydın şaşardım zaten. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. İlla Zehra gelecek, fıkır fıkır kaynatacak seni, değil mi? Halil gibi bir yavukluğun var. Daha ne istiyorsun kız? Olanlardan haberin yok tabii. Kim demiş haberim yok diye. Halil'in kenevir tarlasını yaktığını Sağır Sultan bile duydu. Oh, iyi de yaptı. Elleri dert görmesin. Şeker getirsin. İyi de bunu Halil'in yanına bırakırlar mı dersin? Boş ver, takma kafana. Halil işini bilir. Bu mu kara kara düşündüğün şey? Bir bu olsa. Başka ne ki? Kız sen de taksit taksit söyleme her şeyi. Babası Halil'e başka bir kız almak istermiş. Ne? Abo! Ya. Kimmiş kız? Bilmem, başka köyden. Bu mu üzüldüğün şey? Daha ne olsun, sen de yani. Bak boşuna evhamlanıyorsun. Halil seni deli gibi seviyor. Ölür de başka bir kız almaz. Ya babası? Halil babasını razı eder, meraklanma. Bilirsin, Eşref Ağa oğlunu sever. Sevip kollamasaydı Müjgan'la Serdar Halil'in başını şimdiye çoktan yemişlerdi. Bilmem ki. İnşallah dediğin gibi olur. Olur olur. Aman bıktım sizin derdinizden de. Ferhat'la şirini geçtiniz be. Biraz da bizimkinden konuşsak ne olur sanki? Konuş kız. Sana konuşma diyen mi var? Gece yarısı oldu valla. Şimdi abim gelir beni almaya. Sahi. Düğün tarihin belli oldu mu? Bizimki yıllık izne ayrılınca yapacağız inşallah. Bir ay sonra filan. Allah izin verirse. Kız Zehra, Zehra. Hadi toparlan bakayım hadi. Sana dedim şimdi gelir diye. Ay daha erkendi kız. Neyse. Yarın da siz bize gelin. Öğretmen de bizde olacak.
tanışırsın. Sahi, nasıl biri? Çok şirin, çatı pıtı bir şehir kızı. Hemen kaynaşıverdik. Alın kızlar, hop! Kısa kesin sohbeti, doymayacağım ayağımı. Tamam, tamam. Ay şu abin de. Hoş geldiniz ağam. Kaya, şunları alıver. Hadi. İşler yolunda mı Kaya? Ah, her şey yolunda. Gel bakayım. Oo, canım canım. Hadi gel içeri. Hadi. Siz yokken çok ağladım. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Bugün beni yalnız bırakmadınız. Sayenizde her şey çok güzel oldu. Oo, siz bu işi biliyorsunuz vesselam. Ah be güzelim. Hazır elinizdeymişken ve de bu işi ustalar gibi beceriyorken neden bizim evi de şöyle bir elden geçirip beni babamın dilinden kurtarmıyorsunuz ha? Hoş geldin yanım. Hoş bulduk. Siparişleriniz. Sağ ol yanım. Ben ufak ufak toz olayım. Zira bir an önce kahvedeki yerimi almam gerekiyor. Ah be güzelim. Bensiz kahvenin tadı çıkmıyor da. Yani arkadaşlar öyle diyor. Güle güle. Akşam yemekte görüşürüz Ahmet abi. Arada bir kahveye takıl da çayımızı çorbamızı iç haleli kardeş. Çok şeker şu Ahmet abi. Yalnız neden ona herkes yanık diyor anlamadım. Lakabı mı? Öyle sayılır. Çocukluğundan beri kasabada gördüğü bir kız için yanıp tutuşuyormuş. Bu yüzden yanık derler. Sizin kendisi için yandığınız kız her kimse çok şanslı olmalı. Gidelim isterseniz. Akşam olmak üzere. Hatice koş bak bakalım kim gelmiş. Çocuğu yıkadıydım.
şunu çekeyim de siz oturun, rahatınıza bakın. Yardım etseydim. Yok yok, gerek yok, siz oturun. Hatice'ydi değil mi? Ahmet, bıcı bıcı mı yaptın? Ah canım, minicik bir bebek var burada. Ay çok tatlı. Yerim seni, yerim. Aman da aman, ne güzel şeysin sen böyle ha? Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Hamiyet abla. Hoş bulduk. Kaç günlük bu bebek? Bir hafta oldu. Bir hafta mı? O zaman senin böyle çalışmaman lazım. Yatıp dinlenmen lazım. Ah öğretmen hanım, ah! Bize yatak düşer mi hiç? Eşinizi kaybettiğinizi duydum. Başınız sağ olsun. Sizler sağ olun. Hala alışamadık. Sanki akşam olunca tarladan dönüp geliverecekmiş gibi. Hamiyet abla, öğretmen hanım çocukların okul ihtiyaçlarını aldırmıştı. Defter, kalem, önlük gibi filan şeyler var. Hadi gel Ahmet, al bakalım. Anne bak. Allah sizden razı olsun. Defter, yetimlerin gönlünü aldınız. Allah ne muradınız varsa versin. Size söylemiştim çocuklar. Okula geleceksiniz. Zehralara oturmaya gidelim mi baba? Akşam öğretmen hanım da onlarda olacakmış. Çok merak ediyorum. Zehra mutlaka gelin dediydi. Hem sen de muhtar emiyle sohbet edersin. Ha? Ne dersin baba? Baba! Baba! Ay Allah, korkuttun beni. Ben de diyordum ki... Peki, gidelim gidelim. Hadi. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Biz kalksak artık. Vallahi olmaz. Daha erken. Yemeğe kalın. Sağ ol Hamiyet abla. Gitmemiz lazım. Sağ ol. Başka sefere inşallah. Muhtara davetliyim. Geç kalırsam olmaz. Güle güle. Hoşça kalın. Allah nazardan saklasın. Pek de güzelmişsin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel bir günde. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Selamün aleyküm Hasan emmi. Aleyküm selam Halil. Nasılsın? Sağ olasın Hasan emmi. Senin sağlığın nasıl? Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne bakıyorsun lan? Abi bakmıyorum. Elim zaten güzeldi ya. Yalan mı söylüyorum lan ben? Arkadaşlar, bakmadım vallahi. Vallahi bakmadım. Ya abi. Bela mısın nesin be? Delikanlığın da bir ajanı vardır. Zorbalıkla delikanlı olunmaz Serdar Efendi. Madem delikanlıydın lan. Buradayken söyleseydin ya. Hırt. Ha, gitti mi yoksa? Daha şimdi buradaydı. Yüzüne söylüyordum zaten. Demek ben konuşurken düşünmüş, taşınmış, erkekliğin 10'da 9'unu seçmiş. Hadi kız, nerede kaldın? Seni bekliyoruz. Sabredin azıcık, az solistler geç çıkar sahneye, bilmez misiniz? Uyuklama. Uyuklama herif. Kız sabahtan beri hevesle hazırlanıyor. Uyup da kızın hevesini kursağına da koyma. Kim uyuyor be? Kız, sen de Ajda Pekkan'ı geçtin ha. Çık çıkacaksan hadi. Babanın uykusu geldi. Geldim. Maşallah. Kız pek güzel olmuşsun zilli. Kimin kız be? Teşekkürler, teşekkürler. Şimdi şarkıma başlıyorum. Esmerim biçim biçim, ölürem esmer için.
Alem bana hayrandır, esmer sevdiğim için loy. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim loy. Hele loy loy loy, kibar yârim esmerim. Şeker yok, yağ yok, tüp yok, gaz desen hiç yok. Olan gene fakir fukaraya oluyor. Ah be güzel abicim, benzinin damlası yok. Kaç gündür kasabaya inemiyorum. Anlayacağın vaziyet kötü Hasan emmi. Yakında eşekle dolmuş yaparsam hiç kimse şaşırmasın. Bırak zevzekliği de Hasan emminin çayını doldur. Emrin olur baba. Ben ne zaman senin bir dediğini iki ettim. Muhtar, bu sene tütünü nereye satacağız? Hiç düşündün mü? Biliyorsun, geçen sene bize çok çektirdiler. Bilirim Hasan emmi. Bu sene kısmetse fabrikaya verelim derim. Aracılar canımıza okuyor. Buyurun. Eksik olma bacım, canın sağ olsun. Afiyet olsun. Kızlar, aman yavaş. Görüşmeniz evin öbür ucundan duyuluyor. O çocuğu anlatıyordun. Ha, onun niyeti gönül eğlendirmekmiş. Bense günlerce bekledim. Meğer benim gibi okulda birçok kızla konuşuyormuş. Erkek milleti değil mi? Peki sonra başka birini sevebildin mi? Yok. İnsan böyle bir şey yaşayınca ikinciye cesaret edemiyor. Yani şimdi kimse yok mu? Yok gibi. Kız, yoksa gelir gelmez birini mi buldun? Kim bilir? Belki de. Münire, baban kalktı yavrum. Ne çabuk, daha erken değil mi? Babam bu ara biraz rahatsız da. Seninle tanıştığıma çok sevindim Leyla. Köyümüze hoş geldin. Ben de çok sevindim. Siz de bana gelirsiniz, olur mu? Olur, geliriz. Serdar Arız geldi. Açın lan şu kapıyı. Emine. Açsana lan. Sarhoşsun sen. Bırak lan. Uslu dursana kızım. Geç kalıyorsun zaten. Benim küçük kızım okullu olmuş. Dur bakayım. Pek de yakışmış önlük sana canım. Hadi kızım ye şunlardan. Hadi ye. Yine sabaha kadar dönüp durdun yatakta Eşref'a. Rahatsız mısın? Yok, iyiyim. Yalnız gecenin bir yarısında gürültü duydum. Serdar mı bağırdı ne? Sahi o nerede? Sabahleyin erkenden kalktı gitti. İşi varmış. Her şey yolunda mı? Yolunda yolunda. Çok çalışıyor şu günlerde. Biraz sinirli oldu. Hadi anne geç kaldım. Bunu yolda yersin. Babaya öpücük yok mu? Hadi Allah zihin açıklığı versin. Emine, çocuğu geçiriver kapıya kadar. Hadi gel güzelim. Güle güle yavrularım. Allah zihin açıklığı versin. Hala kahvaltı sofrası ortada. Bilmiyor musunuz akşama Varaklı'ya kız istemeye gideceğimizi? Emine, şu benim geçen bayram aldığım takımı çıkar. Niye öyle bakıyorsun, yoksa sevinmedin mi? Bak sana yeni bir elte alıyorum. Yo, sevindim tabii. Görünce sen de seveceksin Halil. Emine'den iyi olmasın, on parmağında on marifet. Güzellik dersen cabası. Baba, bu meseleyi daha önce konuşmuştum. Ben Münire'yi seviyorum.
O konuyu kapattın sanıyordum Halil. Bir evde büyükler bir şey söyledi mi ona uyulur. Biz öyle öğrendik. Ben yanlış bir şey yaptığımı sanmıyorum baba. Sadece sevdiğimle evlenmek istiyorum. Suç mu bu? Seni anlamıyorum Halil. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Almanya seni çok değiştirmiş. Sana son sözüm şu. Bu evde yaşamaya niyetin varsa benim kurallarıma uyarsın. Yok, ben kendi kafamın dikine gideceğim diyorsan bavulunu toplar gidersin. Anlaşıldı mı? Peki baba. Madem öyle bavulumu toplayıp dönüyorum Almanya'ya. Hayrola bir şey mi oldu? Halil. Demek bir kız yüzünden babanı ezip geçeceksin öyle mi? Baba seni üzmek istemiyorum. Ama beni anlamıyorsun. Ne yapayım? Sen beni anlıyor musun sanki? Bugüne kadar ne istedinse yaptım. Okut dedin, okuttum. Yüksek tahsil dedin, yurt dışına gönderdim. Ama sen ne yaptın? Tahsilini yarım bıraktın. Bilmediğimi sanıyordun değil mi? Üzülmemen için bir şey söylemedim. Ama senin şu yaptığına bak. Büyüğün olarak, baban olarak senden bir şey istedim. Herhalde bu kadarını istemeye hakkım var, öyle değil mi? Peki baba. Peki. Tahmin edeyim. Bu ellerin sahibi çok özel biri olmalı. Uzun boylu, geniş omuzlu, kara kaşlı, kara gözlü, yakışıklı, ton ton, yufka yürekli. Sanıyorum bizim köyde bu tarifi oyan sadece bir kişi var. O da babam. Canım kızım. Canım benim. Benzer tarife uyan ben bir kişi daha tanıyorum. Henüz daha körpecik. Yağan yağmura, esen fırtınaya, tek başına direnmeye çalışan bir çiçek gibi. Cıvıl cıvıl, neşe dolu haliyle sanki öksüzlüğünü gizlemek istiyor. Hiç isyan etmiyor. Hep şükrediyor. Yaşlı ve hasta babasının kahrını çekerek gençliğinden kaybediyor. İşte bu benim kızım. Canım babam benim. Aa Rahma nasılsın? İyiyim. Münir abla Hasan emmim yok mu? Babam evde. Sen buyur bana söyle. Babam gel hayırlı bir iş için akşam size gelecek. Ne? Pek pek babana söyle akşama bekleriz. Yine kör usturayı da doğrayacaksın Surat ağabey. Oynama! Aa adamlar, 10 günlük sakalıyla geliyorlar. Usura mı dayanır? Sen de haklısın be Keko. Kim bu? Boş ver. Kimse kim? Canım, merak ettik. Ne var bunda? Ne bileyim, misafir işte. Misafir. Ve benden duymuş olmam ama hayırlı bir iş. Hasan emin kızına dönüşü gelmiş.